Kıymetli izleyicilerimiz, bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde tekid-i nefi istikbal kalıbımızı, fiil-i muzari tekid-i nefi istikbal kalıbını işleyeceğiz. Len yektübe kalıbı. Daha önce nefi hal, şimdiki zamanda olumsuzluk, tekid-i nefi istikbal, gelecekte olumsuzluk kalıplarını işlemiştik. Birisi ma, diğeri de la ile olumsuzluk ifade etmişti. Tekid-i nefi istikbalde ise olumsuzluğu len edatımız ifade edecek. Len yektübe ve başına geldiği fiilin sonunu da nasb edecek. Eğer bu tekilse üstünleyecek veya nunlu bir yektubani gibi bir fiil ise len edatı nasb alameti olarak nunların düşmesini sağlayacak. Len yektubu şeklinde gördüğünüz gibi nunlar düşmüş durumda. Cezimli fiillerde de aynı şeyler oluyor idi. Cehd-i mutlak kalıplarını işlerken bunu görmüştük. Len de nasb ederek, fiilin sonunu nasb ederek bazen üstünleyecek, bazen de nunların düşmesini sağlayacak. Manası len yektübe asla yazmayacak. Yektübe yazma kalıbı, ketebe. Asla yazmayacak şeklinde manayı olumsuzlaştırıyor. La yektübü yazmayacak ama len yektübü olunca asla yazmayacak manasını ifade ediyor kalıbımız. Müfred tekil, tesniye ikil, el cem'u çoğul demekti. El gaib, yanımızda olmayan erkekler. El gaibetü, yanımızda olmayan kadın grubu. El muhatap, karşımızda olan erkekler. El muhatabetü, karşımızda olan bayanlar kalıbı. El mütekellim, konuşan erkek ve bayan kalıpları. Ben yazmayacağım, asla ben yazmayacağım, asla biz yazmayacağız kalıpları. Bunları hızlı geçtik kıymetli izleyicilerimiz. Beşinci videomuzda fiili maziyi anlattığımız videomuzda bunları çok detaylı bir şekilde, herkesin anlayacağı şekilde anlatmış idik. O videomuzu tavsiye ediyoruz. Eğer bu videomuzu yeni açtıysak, diğer derslerimizi izlemediysek, Arapça Dil Bilgisi 5 videomuzu tavsiye ediyoruz. Evet, len yektübe bir erkek yazmayacak. Len yektüba iki erkek yazmayacak. Len yektubu erkekler yazmayacak. Gaib erkekler kalıbı. Gaib bayanlar, el gaibetu bayan, gaib bayanlar kalıbı. Len tektübe o kadın yazmaya, o kadın asla yazmayacak. Asla kelimesini burada ifade etmemiz gerekiyor. Len tektübe o kadın asla yazmayacak. Len tektüba o iki kadın asla yazmayacak. Len yektübne o kadınlar asla yazmayacak. El muhatap karşımızda olan erkekler kalıpları. Len tektübe bir sen asla yazmayacaksın. Bir erkek karşımıza muhatap. Tesniye kalıbımız. Len tektübe siz iki erkek asla yazmayacaksınız. Len tektübu siz erkekler asla yazmayacaksınız. Len tektubi sen bayan asla yazmayacaksın. Len tektuba siz iki bayan asla yazmayacaksınız. Len tektubne siz bayanlar asla yazmayacaksınız. Mütekellim kalıplarımız. Len ektübe ben asla yazmayacağım. Len nektübe biz asla yazmayacağız. Asla manasını burada kesinlikle asla şeklinde tekit, vurgulamak manasında Türkçe karşılığı. Asla kesinlikle bir şeyi yapmayacağım ya da bir şey olmayacak manasını ifade ediyor. Bunu çoğaltmamız gerekirse yine len yef'ale, len yezhebe, len yektule, len yadribe, len yakdume şeklinde kalıplarımızı çoğaltabiliriz. Ve bu şekilde sayma kabiliyetini yakaladıktan sonra emsilede amacımıza ulaşmış oluyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Tabii kalıbın len yektübe kalıbı hangi manayı ifade eder, bu bizim için önemli. Len edatının yaptığı amelini bilmemiz bizim için bu dersimizde önemli. Nunları düşürdüğünü görüyoruz. Ama cemi müennes nunları mebni olduğu için bunlarda herhangi bir düşme olmayacak. Ne cezim durumlarında ne de mensup
nasp edilmiş durumlarda bunlar asla düşmeyecek. Zaten dikkatimizi çekmiştir çekimlerimizde. Ama diğer kalıplardaki nunlar düşmüş durumda. Kıymetli izleyicilerimiz, tekid-i nefi fiili muzari, tekid-i nefi istikbal kalıbımızın çekimi bu kadar. Burada dersimizi bitiriyoruz. Bir dahaki Arapça dersimizde buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.